Yalnız dün kızların evinde benim bir şey dikkatimi çekti. Sizinle de paylaşayım. Bahçede oturuyorum. Bir baktım, yaşlı kurt bir anda içeriye yeni gelen gelin adayıyla girdi. Dedim ne oluyor? Yok abi öyle değil. Ya, nasıl gelişti? Atacağım şimdi bunları yeni. Onun öncesi var beyler. Dur, sık, demek ki var bir şeyler ki tabak kıracak adam. Sırtaki yapacağım. Allah rızası için abi. Sırtaki abi böyle yapalım. Tamam, tabağı da kıracağım. Ben yapayım. Ne oldu? Abi biz orada, biz köşeli böyle oturuyoruz. Şurada Duygu oturuyor. Şurada Mehtap oturuyor. Duygu oturdu. Tamam, Mehtap. Benim de Mehtap'ı benzetiyorsun. Ben de buradayım böyle, oturuyoruz şimdi. Sohbet ediyoruz ama sohbet artık böyle arasında çekişmeye girmiş durumda. Ha, içeride ben vardım zaten orada. Sen yoktun şey... Sen yoktun ben orada. Tabii sen sonra geldin. Tamam. Mehtap bir şey söylüyor, Duygu bir şey söylüyor. Öyle bir duruma geldi ki Duygu böyle yapmaya başladı bana. Gel böyle. Emre bak dinle çok komik. Gel. Tankut gel otur buraya diyor bana. Tankut gel otur. Tamam. Evet. Erkek gel. Oturuyor. Dedim ne yaptınız beni? Köpeğe çevirdiniz dedim ya. Güzel dediler. Sonra araları bir daha şey oldu. Bunların gerginleşmeye başladı. Ondan sonra Duygu kalktı ya. Tankut gel seni diyor. Çekiyor. Mehtap seni çekiyor bir yandan. Bir yandan Mehtap çekiyor, bir yandan Duygu çekiyor. Abi, dedim bıraksanıza Tankut... dedim ya artık. Sıkıldım ama ben de. Bırakın dedim ya. Hadi oturun dedim Allah aşkınıza. Gel bahçeye çık. Nereye ya? Doğru bilmemişsiniz ki isimleri. Hayır canım çıkmayacak. Çıkmayacak çünkü benim adımı söylemiş. Hayır senin adına gelen. Hayır kazanamadı ki. Otur valla. Çek kız elini. Çek yakarım seni. Otur burada kalkmayacaksın. Kazanamadın hadi gel bahçeye gidelim. Oturduk sonra şöyle oturduk. Emre oturduk abicim böyle. Yani o çekiştirmeden sonra şöyle yaptık. Ay mutfağa bir döndük böyle. Bak inandır gibi değil abi. Murat şöyle... Dayanmış tamam mı? Nereye? Klasik poz atıyor. Tam şeyde mutfağın o küçük bizim gibi şöyle bir konsülü var ya onun orada böyle dayanmış. Elinde de bir şey tutuyor böyle bir bardak var. Oo bar ortamı havası. Burçak da burada duruyor. Konuşuyorlar böyle. Ama tam stil yani. Mehtap. Dur be oğlum dur izliyorum Mehtap. Dur. Duygu ben böyle olduk dumur olduk abi. Yaptık birbirimize baktık ya ne oluyor anlatabiliyor muyum? Dumur olduk. Biz ya bittik. Aynen şu duruma düştük biz olarak. Oha yaptık. Ondan sonra Murat şöyle yaptı bak. Şöyle baktı bize. Biz içeri gidelim dedi. Sen onu gördün ondan sonra. Bahçeye çıktı. Varsaydın ya başıma sardın bunları aldın götürüyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun? Frisbee gibi tabak elinde bekliyor yalnız ha. kızar sen kızar. Böyle bir şey yok ya. Ne diyorsun? Mehtap'ı Duygu'yu bana sardı. Yeni gelin adayına mı? Bak Murat abinin yaptığı bir strateji ya. Sarmadım ki abi. Ben mi sardım Allah'ın seversen? Sen sardın. Ben böyle bir şey görmedim. Nasıl ben sardım ya? Vallahi billahi böyle bir şey görmedim. Olaylar senden patladı buna kaldı. Bir şey diyeyim mi? İlgileniyorsan açıkla be abi. İnanamadım ha. Onlar da diyorlar. Bir şey diyeceğim. Bak Duygu ile Mehtap da sana inanamadılar. Bilmiyorum yani. Ben bilmiyorum. Burada belki hafta sonu görüyorum herhalde. Bahçeye geldiler Burçak'ta. Tam oturdular. O ara Duygu geldi. Şeker. Evde şeker yok diyor tamam mı? Burçak'a verdim dedi Ayça'da. Burçak işte koydu falan. Burçak'ı oradan kaldırdı götürdü. Burçak geri gelene kadar 12 saat doldu. Murat konuşamadı. Masada oturdum kaldım ya. Burçak şeker nerede bebeğin? Şeker kavanozda, en alt kavanozda. En alttaki raftaki kavanozun. Dolabın içinde. Altına mı koydun? Hayır ya. Tezgahtaki tamam. En alt kavanoz. Bir dakika ben geliyorum ya. Ya konumuz şeker mi şimdi çalışsınlar, abi? Çalışsınlar. Hayır çalışsınlar da konu şeker mi abi Allah'ını seversen ya. 5 dakika var zaten çıkacağız birazdan. Arkadaşlar size hediyem var. Kızlar ben hediyesi de. Varmış bize Mehtap'ın gelin. Masaya acaba gelin bakalım nedir, ne var. Nedir? Böyle toplanın lütfen. Gelin herkes gelin. Toplam, haydi. Bırak hayatım. Korkunç bir şey değil mi kızım içine? Hayır canım. Şaka oyunu falan değil mi? Sen ne renk seversin genelde? Sana o renk vereyim. Ben mavi, pembe mor, severim. Pembe. Pembe severim. Kız ne yapıyorsun? Şey değil, hani... Var ya ben bunun hediyesinden öyle başka bir şey yok. Ben de korkuyorum. Arkadaşlar içimden geldi. Hayır onda başka bir şey var. Ben gidiyorum. Burada gitmeye hayır. Gerek yok Ayça cidden kalkma. Hayır onda başka bir şey var. Ben hani böyle şaka oyuncu ama evet fena olsun. Başka bir şey çıkartırsın onun içinden. Hayır arkadaşlar ben size birer tane hediye aldım. Burada benim yüzümden delirenler için özellikle. Allah seni kahretsin. Allah Allah. Çok istiyorsun ya hayatım bana yok. Bunu getiriyorsun. Aslında bana getirmen gerekiyordu ya. Alacak çok senin elini işlemek olsun zaten. Akıllı mısın delirsin daha da iyi. Onun anlamını anlamadım. Hani bunu delirdim. Lütfen. Mektabın sayesinde. Mektabın sayesinde delirdik. Benim yüzümden delirdik. Ay orada benim en sevdiğim ya. Böyle. Mehtap'ın sayesinde delirdik yani.
Benim yüzümden dediler. Ama Mehmet'e bile kullanılmaz. Sana söyleyeyim de. Sana ver Duygu abla, sana ver. Bir şey söyleyeyim de doğru, beni delirtiyor. Huniliği olmak iyidir. En azından beyni olan biri aslında bir şey söyleyeyim, onu bir tek duyuyor. En azından beyni olan biri delirebilir. Mehtap'cığım senden gelen hediyeye bile korkuyoruz yani. Tırsıyoruz, nasıl kaçıyoruz masadan. Çok yakıştı. Bir tane kırmızı alırdım bugün. Mehtap, onu var ya aslında Duygu'yu alman lazımdı sadece. Oğlum canım birkaç tane var benim. 2-3 kişi delirtiyor kızım bu evde. 2-3 kişi biz delirtiyor. Bizde hediyeye saygı var. Az kaldı Bakırköy'den. Ben de bunu canlı yayın yapacağım. Bakırköy'de yazın nasılsın arkadaşım? Başkalarını aldın ama ben sahiplendim. Delireceğiz. Gel bakalım. Bir tane fazlaydı. Gerçi Melis küsüyordu bana almadın diye. Ama Ceyda geldi. Ben bunu eve getiririm Mehtap. Senden hatıra. Ceyda. Gerçekten senden hatıra. Benim ayağım titriyor bak. Vallahi billahi bak sizin sinirden bak. Gülüyorum ya. Aa, vallahi biraz sinirden hediyemi gülüyorum. Hediyemi beğendin mi? Sana da verebilirim. Konuşmuyoruz dayanamıyorum. Bizim önce konuşasım geliyor. Lokum. Mehtap ilk hediyemi senden lokuma da kalır. Yanına koyayım. Eğer iyi bir etki yaratacaksa hatırlarsın, her sinirlendiğimizde böyle yapalım. Aynen. Tamam mı? Aynen beni hatırlarsın. Aynen aynen. Evet. O sinirli ona yaklaşmayın. Kim sinirlendiyse onun kafasına koyalım bunu. Sakinleşsin. O zaman önce Mehtap'ın kafasına koyacağız. Peçete kızım bir şey değil. Üçünü birden. Ya niye şuradan delip de lastik mastik takmadık ki şöyle takardık? Ha? Olmaz mıydı? Durmuyor kafam. Bence eksik önlükleri yok. Ters gömlek lazım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar burada 12 saat buradayız ve 12 saatin dışında ancak alıp çıkabildim. O kadar. Lokum. Evet yani. Ben hemen her şeyi içeriden düşünen bir insanım. Anında aklıma geliyor, anında yapıyorum. Öyle bir şey. Bir tane deli önlüğü de yoksa içeriden düşünüyorum. Acaba nasıl bir ruh halindeydin ki aklına geldi? Huni aldığına göre nasıl bir ruh halinde oldu belli yani. Abi orası iyiymiş ya. Bravo Mehtap ya. Vallahi orası iyiymiş. Vallahi bravo Mehtap. Şeyin önünden geçiyor tam, düşünsene. Kızlara Huni alayım bir tane. Kızlara Huni alayım. Huni meselesinde Mehtap'ın yaptığı bence aynası, iç dünyası. Bunu işine yansıtmış. Evlilik programında olduğunu bence bilmesi gerekiyor. Ve bu şekilde hareket etmesi lazım. Ama bunun altında da aslında aklıma gelen başka bir durum daha var. Acaba Cansel'le ilişkimi yine kıskanıyor mu? Çünkü Melis varken hayatımda Mehtap yine aynısını yapıyordu. Şimdi de aynısını yapıyor. Umarım öyle bir şey yoktur çünkü kaybedecek. Bugün Mehtap eve Huni getirmiş. Ya bu neyin mesajı? Bence sizi delirtiyorum ve delirtmeye devam edeceğim. Ben sana bir şey sormak istiyorum aslında. Efendim? Şimdi... sonuçta yarışmanın 7. haftası, tamam mı? Sen izleyip geldin. Bence sen bir aday belirleyip gelmen gerekirdi buraya. Ama sen bir aday belirlemeden geldin. Ama yani burası şey değil ki. Bir saniye. Dinler misin? Dinliyorum. Aday belirlemeden geldiğini söylüyorsun. Buraya geldin, bir haftadır buradasın. Kimseyi belirlemedim diyorsun hala. Gidiyorsun, geliyorsun. Yok Serhan'la arkadaş olarak görüştüm diyorsun. Yok Tankut'la arkadaş olarak görüştüm diyorsun. Kimseyi beğenmediğini söylüyorsun. Belki de gideceksin. Sen bence buraya kendini göstermeye geldiğini düşünüyorum ben. Sen niçin geldin buraya? Bir açıklama yapabilir misin? Aday bulamadan delirdin be. Ne olacak evet, senin delirdim. Bu halin? Görücüye çıkıyor ya burada. Evet yani illa gel buradan birini beğenmeme gerek yok ki. Dışarıdan bak, biri de benim için gelebilir. Hani yani kendimi göstermeye sonuçta... geldim dedin az önce. Evet kendimi göstermeye geldim. Doğru yani iş için mi kendini göstermeye geldin? Genel müdürüm dedin ya. İş için kendimi göstermeye... Farklı işler bulmak için. Yani. Gelmedim adaylar. Tabii ki ama... Evlenmek için adaylara. Bir dakika bir susun da kendisi cevap versin. O herkes cevap verdi. Ali ya, lütfen. İş arkadaşım ya. İş hangi ara arkadaşım? Hayır yani bu kadar zaman olmuş. Çünkü genel müdürüm diyorsun ya sürekli. Evet. Bence kendini iş için göstermeye geldin buraya. Yok iş için göstermeye gelmedim. Adaylarımı arıyorum burada. Yani sende bir şey var ve ben onu çözeceğim. Yana geleceğim bir tekme açacağım diyor. Çöz, çözebiliyorsan. Kapıları sonuna kadar açtım, çöz. Ama programımız üstünden prim yapıp gitmene izin vermeyeceğim. Programın üstünden prim mi yapıyorum ben? Neyi yani prim yapıyormuşum acaba? Kendini gösteriyorsun ya onu söylemeye çalışıyorum. Herkes Mehtap kendini gösteriyor burada. Aşkım artık. Bir şey söyleyeceğim. Bak seni kavgaya çekmeye çalışıyorlar. Tamam. Sen de cevap ver. Hayır ver cevap. Sert ver kendini şey yapma. Hayır yani aşağıdan niye seviyelerine düşeceğim ki? Hayır ben, aşağıdan al. Ben sonuçta hayır. Belli bir vizyonu olan bir insanım. Ben niye onların hayır, durumuna düşeyim? Tak. Hayır. Tak cevaplarını ver sesini. Ay vizyonu varmış. Tak. Bugün ay senin ne vizyonun var güzelim? Görürsün ne vizyonum olduğunu. Ne vizyonun varmış senin? Görürsün. Görüyorsun zaten burada. Ne vizyonun varmış? Ben bir şey göremiyorum. Göremiyorsun işte. Sorun orada. Bir vizyonun olsa sorun görürdüm. Orada. Sorun orada. Bir vizyonun olsa görürdüm. Gerçekten herkes görüyordur. Sen görmüyorsun galiba. Sadece erkekler görüyor bence. Susarak, durarak
Ben burada bir gelin adayıyım. Ben olduğunu göstermez. Ben burada gelin adayıyım. Anladın gelin adayı mı? Olduğum için susuyorum duruyorum. Beni bu şekilde görmelerini istiyorum zaten. Ben cadılık yaparak gelmiyorum buraya. Onun için de gelmedim. Bu vizyonun olduğunu ya da olmadığını göstermez. Evet yani. Benim bir vizyonum var. Nereye doğru gittiğimi biliyorum. Önümü görüyorum. Nereye doğru gidiyorsun? Yani nereye gitmediğimi bilmeden hareket etmiyorum. Ben nereye gerçekten senden çok çok daha önce düşünüyorum senin ne yapacağını biliyor musun? Hadi ya. Hı-hı. 33 yaşında olduğun içindir belki. Evet 33 yaşında olduğum için gerekli olgunluğa eriştim. Evet, annem de bazen benim titriyor. Ne yapacağımı benden daha önce biliyor. Evet bu güzel bir olgunluktur. Keşke evet. Sende de olsa azıcık. Annem de benden daha önce görebiliyor bazı şeyleri. Annemle yaşınız eşdeğerde olduğu için belki hı-hı. Ondandır. Evet yaşımız eşdeğerde. Neyse olur sen yeter ki sen.